hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Daha önce söylemiştik, sadece NTV'de değil, ntvspor.net'te de haftada bir Ali ile buluşacağız diye. O buluşmayı da geçen programda konuştuk, ne zaman? Cuma yapalım dedik. İyi de oldu, maçlar oynandı, transferde biraz gelişmeler yaşandı. Bir de bir şey daha konuşacağız senin fikrinde. Transfer sezonunda Türkiye tarihinin en iyi ve en kötü transferlerini konuşacağız. Eyvah. Dosya. Bunlar... Ben bayağı hazırlandım, çalıştım. Gerçekten. Zaten ben akıldan çıkaramıyorsun. İyi transfer az olduğu için hemen akla geliyor. Kötü transfer kötüler... çok olduğu için hiç unutamıyorsun. Ama orada da seçmekte zorlandın değil mi? Tabii. Sixten White mı daha kötü transferdi mesela? Yoksa Beşiktaş'a gelen Alves mi falan filan? Onları çok düşündüm. İşin içinden çıkamadım. Dünkü maçlarda bayağı zevkliydi, çekişmeliydi. Keşke Malatyaspor daha iyi bir netice alsaydı tabii. Ama açıkçası öyle başlayayım yani. Kaleci Farnol müthiş performans sergiledi. Yani Farnol'un o son derece kritik kurtarışları olmasa maalesef temsilcimiz Yeni Malatyaspor sahadan daha da ağır bir yenilgiyle ayrılabilirdi. Ama rövanşta savunmaya özellikle yeni bir balans ayarı yapması gerek Sergen Yalçın Hoca'nın. Çünkü hakikaten Partizan'ın özellikle Japon futbolcusu o kontralarda çok can yakıyor. Zaten genelde öyle oynayan bir takım. Sergen Yalçın döneminde de Sırbistan'ın en iyi oyuncularındandı. Milosevic teknik direktörü. O da böyle Yeni Malatyaspor'u gerçekten iyi analiz etmiş. Maalesef iyi analiz etmiş diyelim. Trabzon çok iyi çevirdi. Değil mi ya? Ucuz kurtulduk diyorum. Bir ara çok tırsızdım izlerken. Yani bir kere adamlar iyi takım. Hele o ikinci golü atan siyahi oyuncu çok iyi bir oyuncu. Kanga bayağı iyi bir oyuncu. Türkiye'de bence bütün büyük takımlarda başarıyla oynar diye düşünüyorum. Bilmem sen ne düşünüyorsun? İyi takım Sparta Prag. Tete geçen sene devre arasında ciddi bir şekilde Galatasaray'a yazılmıştı. Santrafor'u söylüyorsun. Evet. O iyi performans sergilemedi bence. Yani evet. Şimdi ben hani hem Trabzonspor tabii gözüyle Trabzonspor nasıl oynuyor ona odaklandık bakarken. Bir yandan da hani Tete'yi de çok merak ettim. İlk kez böyle bir fırsat buldum 90 dakika seyredecek. Yani çok anlatıldığı gibi gelmedi bana açıkçası. Yani anlatıldığı ve o fiyat, tervizlenen evet, fiyat 9 ile 12 milyon euro arasıydı. Evet. Kesinlikle dünkü performansı da etmez. Ama Kanga eder. Ya o kadar o parayı değil de yani Türkiye Ligi'nde iş yapar anlamında eder diyorum. Tabii şu var işte Rabzando sıkıntı, işte Yusuf Yazıcı'nın ayrılmasından sonra oraya böyle Abdülkadir'i kaydırdı. Abdülkadir'in hakikaten... Ama dün gene kanattıydı Abdülkadir. Ama işte orada da hani... Tabii evet. En başta Sosa ile baş. Şimdi Sosa bence son iki sezon daha iyi oynadı 8 numarada. Bence. Zaten yaş olarak da, oyun tecrübesi olarak da ondan 8'e evrilmeyi iyi başardı. Bir daha kolay iş değil. Beşiktaş'a ilk geldiği zaman tabii ki yaş olarak da 10 numarayı daha da iyi oynayabilecek bir kapasitedeydi. Bir de Trabzon'da orada Sosa yani oturdu 8'de. Sanki maçı izlerken özellikle Norveçli santraför Sørloth, onun ben hakikaten böyle babasını da severdim Bursa'da gerçekten. Çünkü 90 Dünya Kupası'nda bizim Türkiye Ligi'ni temsil eden ender oyuncularından bir tanesiydi. Çok dikkat çekici bir isimdi o yüzden. Girer girmez çok iyi etki yaptı. Güzel gol attı. Zaten Ekuban'ın attığı gol de çok iyi ama gol öncesine kadar daha doğrusu 4-4-2 gibi oynamaya başlayana kadar Trabzon'da Ekuban o sırtı dönük oyunu hiç yapamadı. Yani evet. Rodaiga'yı çok arattı o açıdan ama iyi oyuncu Ekuban serbest forvet olarak. Sanki böyle hani Yusuf'un yerine birini kaydırmaktansa 4-4-2 mi denese Trabzon diye tabii ki İsmail Karaman Hoca daha iyi bilir ama sonlarda o 4-4-2 ile maçı çevirdiler. İşte o belki en azından bazı maçlar için B planı olabilir veya maç içindeki ikinci plan olabilir. Buradan böyle bir sonuç çıkabilir. Seni trollüyorlar buradan Ali. Lovren Beşiktaş'a geliyor diyorlar. Yok canım, şimdi bir kere bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şaka komik eğlendik güldük de 5 milyon pound alıyor maaş. Türk parasına çevir, bizim paraya çevirmeyin bile siniriniz oynar. Hiçbir takımımız. Ben zaten bir işte, bu şey işte bitene kadar transferler işte bir Türk takımına gelmezse ve Liverpool'dan ayrılırsa Türk takımına gelmeden söz veriyorum. İşte Mustafa Kandıralı'nın işte uzun havalardan birini açacağım pick-up'tan. Arkada bir göbek atıp video çekip Instagram'a koyacağım. Sözüm söz. Peki. Yeter ki tabii hoş geldin diyen de çok. Ya onu, merhabalar. Onu unutmayayım. Ben ama Lovren'i görünce bir güldüm tabii. Ne yapayım yani? Ya işte müzik albümü yayınladık. Orada da abi şarkıdaki gizli mesaj nedir? Dedim ki işte ilk şarkımız Hezar Fen Ahmet Çelebi. Hezar Fen Ahmet Çelebi ne kadar uçtuysa Lovren de o kadar iyi elit stoper. Hani yersen. Peki şu yeni transferleri biraz konuşalım. Yani Beşiktaş gece yarısı Gengam'ından. Pedro Rebocho, evet. Ço diye mi okunuyor? Ko mu? Portekizce Yusuf çok, Kenan Çalık ki. Bilir. Çünkü Portekizce, evet. Fransızca farklarını o da iyi biliyor. Evet, İki dilde bildiği için. Ona soralım ne diyorsa öyle diyeceğim. Bana da selam söylemişler. Sağ olun. Ne diye? Rebocho mu diyeceğiz, Ço mu diyeceğiz? Sen Rebocho diye, ben Rebocho diyeyim. Güzel, bravo. Peki, kısaca Pedro diyelim. Pedro yazıldığı gibi okunuyor. Çok güzel.
Sen Muriç'te de böyle bir çözüm bulmuşsun. Tabii tabii. Vedat diyelim. Bitti dedim. Yani Vedat. Annesi ne diyor çocuğa? Vedat diyor. Yani değil mi? Bravo. Annesi ne diyor? Pedro diyor çocuğa. Şimdi şöyle. Nasıl bir oyuncu bu? Nasıl özellikleri özellikle var? Özellikle ve hazırlık maçlarında Caner Erkin'in performansı. Şimdi Caner Erkin, Abdullah Avcı oyuncu teknolojisi çok eskiye dayanıyor. Alt yaş milli takımlarında, milli takımımız çok başarılı olurken Abdullah Avcı yönetiminde Caner o oynadığı turnuvanın birinde turnuvanın altın karmasına seçilmişti ama sol açık olarak. Yani Abdullah Avcı'nın düzeninde de Caner ideal sol bek gibi değil. En iyi haliyle bile. Ama Reboço'ya şöyle bir geçiş yapalım. O Caner'in en iyi halindeki kadar iyi ortalar, etkili ortalar yapabiliyor. Geçen sezon Lig 1'de yaptığı asist sayısı 8, etkileyici sol bek için. Gengam gibi bir takımda yapmış olması ekstra etkileyici. Çünkü yani Marsilya'da, Paris Saint-Germain'de, Lyon'da, Lille'de daha işte dominant oynuyorsun, daha egemen bir oyun oynuyorsun. Top daha çok sende oluyor. Beşiktaş iyi bir fırsat transferi yaptı diyorum. Çünkü bu oyuncunun değeri şu anda kiralık satın alma opsiyonuyla Gengam'ın ortalamasının daha üstünde performans sergilediği gibi daha da iyi bir oyuncu. Yani Lig 2'de oynayacak oyuncu değilim ben dedi. Ama tabii piyasada bizim Türkiye'deki gibi değil. Piyasada çok iyi sol bekler var. Öyle çok ön planda değil de. Beşiktaş mesela Haome Costa'yı da alabilirdi ama maaşı çoktu. Karşılaştırırsak bir kere güçlü oyuncu. İkincisi sadece sol ayak güneş hücumda kullanma değil, ters kademeler, sol stoperine yardım. Bu konularda da iyi bir oyuncu. Fransa'daki klasik o işte takım savunması disiplini zaten olmadan olmuyor biliyorsun. Fransa'dan gelen bir başka sol bek Carol, yine bu stüdyoda yaptığım yorumlarda hani öğrenmesi gereken şeyler var demiştim. Ama genel olarak Fransa iyi sol bekler çıkıyor demiştim. Mesela Carol Türkiye'de olmadı. Reboço kiralık geliyor. Bak Carol da 28-30 yaşına doğru o pozisyon öğrenme işini öyle... Abi oluyor. Sonra ya bir çıkıyor adamlar olmuş oluyor. Doğru yani. Söylüyor. Olabilir tabii. Yani Galatasaray'daki atletik olarak çok büyük problemi yoktu. Yani çok yetenekli mi değil ama aslında bakıldığı zaman evet iyi bir sol bek gibi görünüyordu. Bir takım özel sol bek özelliklerine haizdi, sahipti Carol. Ama o pozisyon ve duruş, rakip karşılama falan onlar... Yine de her halükarda Tarık Çamdal'dan iyiydi. Yani Tarık Çam... Neyse. Fiyatına göre. Şimdi işte bir daha gelelim ve fiyata göre gelelim. Fiyatı. Galatasaray tarihinin en kötü transferi midir? Yoksa Yorfa mıdır? Arada da öyle girelim en kötü. Yorfa mıdır, Tarık mıdır? Ya şimdi beklentiler açısından Yorfa. Yorfa. Beklentiler Yorfa'da ne bekliyordun? Hayır, şöyle ama. Mustafa Denizli, şimdi bir kere şöyle bir filmiz geri saralım oldu. Saralım. Madem konuyu getirdin oraya. Galatasaray Kupa Galipleri Kupası'nda ilerliyor. İki tur atlamış. Werder Bremen'le olacak. Çeyrek finalde de Werder Bremen'le eşleşmiş. 18 Mart 1992 maç. Aynen. Maça gittim de. Maç... Şeyde oynanacak ama şimdi transfer, ara transfer döneminden sonra oynanacak. Galatasaray'da ne arıyor? Bir forvet arıyor. Nasıl bir forvet? Werder Bremen'i eleyecek kadar iyi kapasitede bir forvet. Yorfa geliyor. Mustafa Deniz ne diyor o zaman? Mustafa Hoca. Biz Werder Bremen'i Yorfa ile geçeceğiz diyor. O olayı da anlatayım. Ama gel gör ki yanlış Yorfa gelmiş. Yani... Ben Mustafa Denizli Hoca'ya sormuştum bunu gerçekten. Biliyorsun Mustafa Denizli, bilmeyen varsa Mustafa Denizli Hoca benim nikah şahidim sağ olsun. Sayesinde mutlu, yani onun da katkısıyla mutlu bir evliliğimiz var. Mustafa Hoca'ya sorduğum zaman, hocam yani siz bu kadar da kötü transfer yapmazsanız, Ali dedi o zaman internet yoktu, bilgisayar yoktu, öyle düşün. Faksla transfer yapıyorduk. Dedim hocam yanlış Yorfa'yı almışlar. Gerçekten araştırdım. Yorfa'nın abisi Galatasaray'a gelen kardeş Yorfa'dan 10 katı iyi futbolcu. İşte ama sonuçta... Ama sonuçta yani. Şöyle ben bir futbol izleyicisi olarak hele o zaman işte... 12-13 yaşındayım. Galatasaray'da Werder Bremen'le eşleşmiş. Eler mi elemez mi? Hani bunları konuşuyoruz. Çok okul da iyi takım Werder Bremen o zaman. Tabii, Thomas Schaaf futbolcu. Dieter Eichs, Alman milli takımı Euro 96'da orta sahanın bel kemiğiydi. Allofs. Tabii. O da çok iyi oyuncuydu. Ya hepsi çok iyiydi. İyi takımdı. Ve diyorlar ki teknik Mustafa Denizli o zaman hani değil mi idolümüz işte şey Galatasaray'la çok büyük başarılar elde etmiş, milli takımla çalıştırmış bir dönem vesaire, o dönem için söylüyorum. Diyor ki biz Werder Bremen'i Yorfa ile geçeceğiz. Ben nereden bileyim o Yorfa'nın yanlış Yorfa olduğunu? Ya ben de bilmiyordum o zaman tabii canım. Yorfa enteresan oyuncuydu. Kendi yaptığı ortaya bir kafa vurmaya çalışması anıyla hatırlanır. Gerçekten de öyle. Bizde böyle hatalı transfer çok var. Bir de bir sezon başında yapıp vazgeçen var. Mesela Gordon Min Beşiktaş tarihinde Şenol Güneş'le beraber en başarılı yakın dönemde. Yani son 30-35 yıldaki en iyi hocasıdır ama son sezonda yaptığı transferin hataları. Nartayo yine böyle çalışıyordu, uğraşıyordu. Yetersizdi seviye olarak ama onunla beraber gelen soyadı Manassaro olan bir oyuncu vardı ki TSD Kupası maçında bir penaltı atma var.
Herkes dedi ki tribünde bu 27 olamaz. En azı 37'dir. Gerçekten öyle çıktı. Yani böyle aldanmalar o dönemde çok oluyordu. Nartaya da nasıl gelmiş biliyor musun? Video çekmişler attığı goller. İşte Milan'a gol atıyor hazırlık maçın. O zaman Milan'a gol atmak yani. Baresi, Maldini, Costa Curta, Tasotti. O geri dörtlüye gol atmak zaten hani çok büyük futbolcu o zaman da. Metin Ali Feyyaz varken niye alıyorsun? O saçma. Bir kere mantalite saçma anladın mı ya? Üç tane senin idol olmuş forvetin var falan filan. Şimdi ihtiyaca göre alacaksın deyip izninle böyle Fenerbahçe'nin Zanka transferine geçmek istiyorum. Biraz bir dakika daha, şeyi tamamladık tabii, mı? Tamam. Biraz daha böyle Pedro'dan bahsedersek. Şimdi bir baştan onu tamam. İhtiyaç bir kere. Şöyle kağıt üzerinde iki sol bek. Bir Caner, bir de genç oyuncu Rıdvan. Rıdvan gerçekten iki sene önceki haliyle Türkiye'de kendi yaş grubunun en çok gelecek vadeden sol bekiydi. Ama çok kötü sakatlıklar yaşadı. Çok talihsiz. Sezon başı yine yaşadı sakatlık. Üç oldu bu. İkinci bir sol bek daha yok kadroda. Yani ilk haftalar itibariyle. Abdullah Avcı Hoca bu Adriano'nun kalmasını çok istiyordu. Hatta en çok kalmasını istediği oyuncunun başında geliyordu Dorukhan'la beraber. Çünkü Adriano'nun öyle sağ bek sol bek yedeklemesi değil de Abdullah Avcı'nın kafasındaki işte ideal futbol oynama biçiminde Adriano onun için o topa sahip olma oranında bir büyük bir joker. Yani sırf bir sol bek ya da sağ bek dönüşe sağ bek değil bir orta saha ekstradan. Bir ekstra bir oyun kurucu. Şimdi Adriano gibi midir? Değildir Pedro. Ama Caner'e göre o konuda daha iyi, daha önde. Yani şimdi Caner gerçekten saygıyı hak eden bir oyuncu kariyeriyle. İstanbul'un üç büyük takımında da oynamış. Milli takımda Farge oynamış. Inter'e transfer olmuş bir oyuncu. Caner'in Beşiktaş'ta çok iyi oynadığı zamanlar da var. Ancak geçen sezon sonlarına doğru özellikle savunmada ki hamlelerde eksik kalıyordu. Yani o ilk sol açıktan sol beke evrildiği dönem var ya Galatasaray'da oynarken kiralık hatırlıyor musun? CSKA'da oynuyordu kiralık evet, olarak gelmişti. Fildişi milli maçında da Fatih Terim Hoca İzmir'deki Fildişi milli takımıyla oynayan hazırlık maçında da onu ilk kez sol bekte denemişti. O dönemki o savunma eksiklerine geri dönmüştü geçen sezonki performansıyla. Pedro'da onun eksikliği. Hiçbir zaman zaten bekliğini de başka pozisyonlardaki oyuncunun da savunmayla anlatamayız. Ama Napoli deplasmanında bayağı iyiydi. Onu da hakkını yemeyeyim. Ya, oradaydım gözümün önünde. Ya, her futbolcunun böyle çok iyiydi. Ekstra oynadığı bir çok maç iyi. Vardır yani kariyerinde. Ya, savunma, ya defansif katkısı da zirve. Kendi kariyerinin defansif açıdan i̇şte, zirve yaptığı tamam. maçtı. Evet. Gerçekten. O işte özelliklerini biraz böyle kaybetmiş gözüktü. O açıdan bakalım. İki, Caner'in en iyi yaptığı iş hızlı ve direkt oynamak. Uzun topu çok iyi atan bir oyuncu. Maalesef Abdullah Avcı Hoca hiç uzun top istemiyor. Evet. Hiç en büyük sorun orada. Oyuncu değil. Evet. Orta da istemiyor. Sol bek olarak değil. Orta da istemiyor. Hani senle pazar gecesi NTV'de konuştuğumuz Quaresma meselesini evet, orta aslında ve solo şarkı. Copy paste yapabiliriz Caner için yani. Hani aynı oyuncular demiyorum ama dediğin gibi direkt oynaması, orta yapması, hatta çok yani kaleden uzak bölgelerden orta yapması hiç bunlar Abdullah Avcı'nın istemeyeceği şeyler. Bakalım Revoco isteyeceklerini yapacak mı? Bir de şunu söyleyelim Pedro ile alakalı, Genkam'dan gelen Sobek'le alakalı. Şimdi arkadaşlar klasik bizde bir ezber var. Bence artık yıkılması gerek. İşte küme düşen takımın oyuncu alınır mı? O zaman bu kafaya göre işte Fiorentina düştüğü zaman işte Brian Laudrup, Stefan Effenberg, Batistuta'ya, Gabriel Batistuta'yı almaz mısınız? Küme düştü öyle santrafor olmaz der misiniz? Demezsiniz. Somut örnek vereyim. Yeni Marcelo Hannover'dan geldiği zaman, Marcao İşte Portekiz Ligi'nde son sıradaki takımdan geldiği zaman o bir ölçü değil ya. Türkiye Ligi'nde de çok var. Programın süresi yetmez. Yani daha önce alt liglerden gelen ve büyük takımda daha başarılı olunca öyle bakma. Bu tabii başarılı olacağın garantisi de değil. Hani vay oradan hocam. Geldi falan ama bir kere Beşiktaş'ın sayısı olarak sol bek eksikliği vardı. Mali şartlara göre, oyuncu özelliklerine göre akılcı bir transfer gözüküyor. Sağ içinde göreceğiz. Önemli olan tabii performans. Zanka'ya geçeceğiz ama bu arada Konoplyanka'da da böyle bir sosyal medya hareketliliği evet. oldu. Siyah beyazlar falan evet. böyle alkışlar malkışlar. Belki gelmek istiyor. Schalke'de olmadı açıkçası. Schalke'nin çok kaotik bir dönemine denk geldi. Schalke 3-5-2'ye döndü. O bir açık oyuncusu. Yani en az bir 3-4-3 oynaman gerekiyor ki Konoplyanka. Konoplyanka en iyi açıkçası Dinyeper'de oynadı. Boş alan bulduğu zaman çok etkili olabilen bir oyuncu. Onun dışında zaman zaman böyle kapalı savunmalara karşı da çilingir özellikleri var. Şimdi Beşiktaş'ta açıkçası iş Quaresma'nın vadesi böyle tükendi gözüküyor. Yani artık o ikinci bahar yaşandı, bitti. İkinci bir kış geliyor. Çünkü Quaresma öyle bir oyuncu. Ya böyle çok aşırı seviliyor, laf ettirilmiyor ya da yerden yere vuruluyor. O yüzden Inter'e Barcelona'ya transfer oldu. O yüzden oralarda kalıcı olamadı. En iyi oynadığı takım ama kariyerinde Beşiktaş ve Porto. Ve Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde namalip lider çıkıldığı dönemde evet. çok iyi performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın oyun sistemiyle ilgili daha önce konuşmuştuk. Quaresma'nın bu yaştan sonra
başka türlü bir açık oyuncusuna dönüştürülmesi yani... Yani sen şu beni an... daha sessiz bir insana dönüştürme kadar zor hocam. Yani. Aman aman. Sen hep sesini duyalım. Peki. Biz. Konoplyanka'yı ben buradan şöyle bir sonuç çıkarttım. Şu anki form durumları ve yaşları itibariyle de tabii bunu söylüyorsun. Konoplyanka'yı Quaresma'ya tercih ediyorsun galiba. Doğru tabii mu anladın? Evet. Ama öyle gidip de işte Babel'in Beşiktaş'ta oynadığı kadar da böyle her şeyi değiştirip... Ben Babel geldiği zaman çok emindim. Deportivo'dan geldiği zaman ikinci yarıda Babel farkıyla Beşiktaş şampiyonluğu uzanır diye burada beraberdik. Konuşmuştuk. Şampiyon Ligi'nde de büyük katkısı vardı. Ama tabii Babel'i bilmek marifet değil abi. Babel'i bilmemek zaten halt etmek. Başka bir şey değil. Çünkü yani o kariyer, o oyuncu özellikleri herkesin ezbere bildiği. Şimdi Konoplyanka şöyle. Dinyeper'den sonra kendine gerçek anlamda bir futbol evi bulamadı. Ama burada başka türlü olacaktır. Yani burada Schalke'dekine göre daha fazla başarılı olma şansı olacaktır. Burada bir de oyuncu, bu tip oyuncular yetenekli, çalımcı, hızlı, yani işte biraz böyle taraftara oynayan ve böyle taraftarla oynayan, taraftarla oynar. Bakma Dinyeper'in taraftar grubunun etkisi çok büyüktü, o işte UEFA'daki başarısında finale çıktılar, hatırla. Ama nedense oradan o kaleci Boyko'yu aldılar. Keşke o dönemden, değil mi? Konoplyanka'yı al, Boyko'ya verme para yani. Boyko'ya para verme yani. Ya şimdi bir haber ntvspor.net'te var. Kagawa Real Zaragoza'ya gitmiş. İspanya ikincilik. İspanya La Liga'ya gitmek istiyorum diyordu. Evet, yakın ama... arkadaşlarına da söyledi. Eski fizik gücüm yok. Daha böyle sabırlı pas oyunu oynanan bir takıma gitmek istiyorum diyordu. Ama Abdullah Avcı da o tip oynamak istiyordu. Evet, istiyordu Kagawa'yı. Düşünebilirdi. Şimdi yani Adem Leç'in sakatlığı ne kadar sürecek? Ya dilerim hiçbir oyuncunun sakatlığı uzun sürmez de, hatta diyelim ki hiçbir oyuncu sakatlanmaz da sakatlanıyor, yapacak evet, şey yok. Yani ona göre yani bu kadrolar kuruluyor olsa, zaten. Çiçek böcek dünya zaten de. Şimdi orada da Beşiktaş'ın şu an için eksiği var. Ama niye almadılar Kagawa'yı falan diye ben gidip yönetimi birçok konuda eleştirebiliriz ama Kagawa'yı niye almadılar diye de eleştirmem. Çünkü Kagawa geçen sezon gelir gelmez oyuna sonradan girip Antalya maçıydı değil mi? Hı-hı. Muhteşem performans ama ilk 11'de başladığı hiçbir maçta Kagawa değildi. Bildiğimiz Kagawa değildi. Sonradan girdiği zaman evet. Ama tabii ki şimdi orada oynayacak oyunculara göre işte Muhayyer olsun. Daha hazır. Bak Muhayyer bir yetenekli çocuk ama artık Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali şartlarda da madem Muhayyer gibi oyuncu yatırım yaptın, layık yokken oynayabilecek seviyeye getirmen gerekiyor. Ben öyle bakıyorum. Çünkü geçen sezon Muhayyer geldikten sonra böyle üzerine Shinji Kagawa da geldi. Mesela Şenol Hoca ile sohbet ettiğimiz zaman Oğuzhan'ı oynatamıyorum ki. Muhayyer'i aldılar, Kagawa'yı da aldılar. Hani bir tek orada Laiç'i oynatabiliyorum çünkü Dorukhan Atiba. Hı hı. Şimdi hem Atiba hem Dorukhan hem Laiç yokken yani kısa vadeli bir çözüm olabilir ama sakatlığı ne kadar sürecek? Muhayyer ne seviyeye gelecek? Merak ediyorum. Yetenekli oyuncu Muhayyer. Zanka, Fenerbahçe'nin aradığı stoper mi? Ya şu anda eldeki stoperlerle karşılaştırınca hepsinden iyi. Yani kadroda bulunan Zanka gelmeden önceki stoperler Sadık ve Jason oynatıldı stoperde. Kariyerinde sanırım 5. maçı falan stoperdeki. Yani Jason en iyi ihtimalle Fenerbahçe'de İyi ön libero. Yani stoperde gördük maalesef kötü şekilde. Zaten birazcık hazırlık maçları bunun için de oynanıyor. Tabii. Yani iyi bir fikir değil. Jelson'un da böyle aleyhine olduğu gibi Fenerbahçe'nin de aleyhine. Sadık, Serdar Aziz. Bir tek Serdar Aziz hani stoper özellikleri olarak Zanka'dan daha iyi olan özellikleri var ama Zanka'nın da Serdar Aziz'den daha iyi özellikleri var. En iyi olan özelliği de Zanka'nın henüz uzun süreli sakatlık geçirmemiş olması ya da üst üste maç oynama istikrarına sahip olması. Hakikaten genç yaşlardan itibaren çok dikkatimi çeken bir oyuncu. Önce dedim ki niye Zanka? Meğerse bir işte filmden, çizgi filmden bir yerden işte hocası onu. Çünkü aile karışık. Yani işte göçmenle Danimarkalı'nın evet. evlenmesi üzere bir başka Danimarka ailesi. Jorgensen tabii klasik soyad ama Zanka daha ayırt edici. Özellikle bu Kopenhag'ın Şampiyon Ligi'nde başarılı olduğu sezon, iki sezon önce çok iyiydi. Ben o zaman Şampiyon Ligi'nin yayıncı kuruluşunda çalışıyordum Tibuspor'da ve altın karma, gümüş karma, gümüş karmaya Zanka'yı koymuştum. Yani haksızlık olur. Çünkü Kopenhag'ın o başarısında birinin büyük payı vardı. O da Zanka'nın. Fenerbahçe tabii ki daha açık oynayacak o Kopenhag'a göre. Oynamak durumunda geçen sezonki haykırıktan sonra ve aldığı oyuncular da daha açık, daha güzel, daha iyi bir Fenerbahçe hücumunu fazlasıyla olacağını sinyallerini verdi. Açıkçası ben de ilk maça direkt gideceğim. Yani Max Kruse'yi izlemek için, Vedat, Rodriguez onları görmek için. Şimdi Zanka'nın bir kere hava topunda hiçbir sıkıntısı yok. Yani hakikaten master degree dediğimiz en yüksek seviyede böyle kafa topuna hakim. Premier Lig'e başka türlü almazlar sizi zaten. Yanlış tercih yaptı Huddersfield'a gidip. Bazen İskandinav oyuncularda Premier Lig'e gideyim de İngiltere'ye neresi gidersem gideyim. Huddersfield'a gitme. Zaten Huddersfield'a mekanı ziyarete gittiğin zaman buradaki hocalar, oyuncular falan helal olsun ya nasıl çıkmışlar Premier Lig'e diyorsun. O Wagner, gözlüklü hoca Alman
Jürgen Klopp'un eski çalışma arkadaşlarındandı Huddersfield'da. Yani mucizeydi bence Huddersfield'ın Premier League'e çıkması da kalması da. Zanka iyi bonservis bedeli olarak da Huddersfield'ın düşmesi Fenerbahçe'nin işine yaradı. Daha pahalı oyuncuydu çünkü. Yani geçen sezon itibarıyla falan. Bence öyle yani küme düşmesine sebep olan oyuncudan bir tanesi kesinlikle değil. Yani bir daha söylüyorum, orada bulunması mucizeydi. Bence daha çok şeye bakacağız. Stoper ve tandem uyum işi. Uçe'ye yakın bir oyuncu Hög'dense diyeyim. Yani şöyle Fenerbahçe ideal stoper tarifi. Högvari bir oyuncu varsa alacaksın ama yani bence yanına bir Simon Kay'i almak da iyi fikir. Çünkü Danimarka milli takımında da beraber oynuyorlar. Bence bu mesela ben hep hiç Liverpool için niye tutturuyordum? Delikte alın, delik falan mı alın? Van Dijk'le beraber oynuyorlar. Yani hazır uyum, hazır sana gelmiş paket, yüklenmiş. Baştan yüklemeyeceksin oyuncuları birbirine, işte stoper olarak birbirine böyle akord etmek zorunda kalmayacaksın. Ha ben daha Högvari oyuncunun Zanka'nın yanında, Zanka'nın da performansını yükselteceğini, Fenerbahçe takımı savunmasını düşünmekle beraber Högvari değil. Ama tanımlayamayız öyle yani. Yine bak şimdi şunu da söyleyelim. Yeri kesinlikle Fenerbahçe'de dolmadı Kea'nın. Kesinlikle. Bence de iyi oynuyor. Kesinlikle. Ama Zanka Kea ideal bir ikili olmuyor bence. Kesinlikle ama bu sezon sadece Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyecek Fenerbahçe. Tabii Türkiye Kupası'nı da hedefler ayrı ama taraftarı en çok, açık ara en çok Fenerbahçe tarafından anket yapalım. %99 lig şampiyonu tercih eder. %0.01 de aşırı fanatik bir Galatasaraylı Fenerbahçe taklidi yapıyordur oy verenlerden. Onu söyleyeyim. Yani lig şampiyonluğu için yani ben Sadık Serdar Aziz ikilisiyle sezona başlamanın çok riskli olacağını düşünüyorum. Bak Serdar Aziz yine Serdar Aziz Zanka K'ye üçünden ikisi oynayacaktır. Öyle düşünüyorum. Yani Serdar Aziz sağlamken yine 11'i kesinlikle zorlayacak oyuncu stoperde. Ama K'ye alındığı zaman Zanka K'ye başlayabilir. Serdar Aziz'in durumu üzerine kadar. Serdar tabii yedek olur onda. Ama özellikle hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin en zayıf bölgesi kesinlikle iki stoper birden alması gerektiğini düşünüyordum. Halen de öyle düşünüyorum. Zanka hayırlı olsun. Falcao'yu tabii çok soruyorlar izleyiciler. Hemen yani bilgi verelim. Geliyor mu, ne oluyor? Hemen sende var mı yeni bir şey? Var. İşte meslektaşlarımızdan Murat Özen, Ahmet Bulut menajere işte yakın ilişkisi olduğu için direkt olarak aramış. Başka bir iş için, Beşiktaş için aramış. O demiş ki ben Falcao görüşmeleri için gidiyorum diye. Nice gidecek uçakta olduğu söyleniyor. Zaten Monaco'ya giderken önce Nice gitmek doğru, daha akıllıca. Hem fiyat fayda ilişkisi. Kesinlikle yani. Transfer öyle başlayacaksın. Şimdi Monaco'nun maç kadrosuna alınmadı diye ama okudum. Ama cezalıymış zaten. Tamam cezalıymış ama hani şey de yok. Hani Falcao seni de şu işte açıklama yapıp şöyle onçama. Şimdi Leonardo Jardim bırakmak istemez Falcao'yu. Haklı da kimse bırakmak var, istemez. Jardim'in yani açıklaması hiçbir var. Hiçbir teknik direktör bırakmak istemez. Şimdi Leonardo Jardim Monaco'nun efsane lig şampiyonluğunu Mbappe Falcao ikilisiyle kazandı. Bu bir gerçek. Artı böyle işte Portekiz Ligi'nde oynarken Falcao Porto'da Leonardo Jardim Braga'yı çalıştırıyordu falan. Çok yakından bildiği ve hakikaten özel oyuncu ama Galatasaray'da tabii almak için her şeyi yapacak. Galatasaray bu transferi bitirirse çok büyük iş yapmış olacak. Çok zor transfer. Gerçekten zor transfer. Ben artık o Falcao'nun Muslera ile olan Instagram diyaloğundan sarı kırmızı sonra Falcao tamam. Falcao kabul etti evet canım. Falcao Galatasaray'a bak evet. Falcao bariz Galatasaray'a gelmek istiyor. O cimbom muhabbeti, Muslera sarı kırmızı yazması, eşinin işte eş bak bir kere bir hanımı ikna ettiysen geldin. Transfer oldun abi mesela. Ben seneme sordum. Sen ben NTV dedim hemen dön dedi. Bak hiç böyle. Hemen dön. Tamam dedim döndüm. Bitti yani. Neyse işte. Ama işte Monaco kısmı var. Jardim şu anda transferin önündeki önemli engel Jardim. Jardim büyük ihtimalle öyle bedava falan filan olmaz diye isyan çıkaracaktır. Çünkü ben de Jardim olsam çıkarırım yani. Çünkü Falcao'nun yerini doldurmak için Monaco'nun para harcaması lazım. Dilerim Monaco'dan gelir ülkemize, Galatasaray'a gelir. Dilerim böyle bir golcüyü, özel elit bir golcüyü hep beraber izleriz. Zamanında Mario Gomez'i izlediğimiz gibi, zamanında Mamadou Niang'ı izlediğimiz gibi. Falcao tabii Türk futbol severinin hep böyle tadı damağında kalan tarzda oyunculardan. Hı hı. Yani özel ona sebep şey alıyorsun abi yani. Mesut Ünal da oynayacak. Ben Premier Lig yayınlayan kanalı alayım abi falan diyorsun yani. Öyle bir oyuncu. Orada iyi oynayamadı. Yani tadı damakta kaldı. Atletico Madrid, Porto buralarda muhteşemdi. Monaco'da da çok iyiydi. Geçen sezondan yani şaka maka Jardim geldi ve Falcao sayesinde de kaldılar. Yani Monaco'nun düşmesi de çok bomba olay olacaktı. Yani arada ikinci hoca Thierry Henry'ydi. Ben bir ara dedim ki hocalık boş ver sen gir oyna bari yani. Bari Falcao'nun yanına biri gelsin. Evet abi yani. Böyle daha çok faydan olur ya. Kolarov ne oldu diye çok soru geliyor. Orada da yeni bir şey yok şu anda. Senin var mı bildiğin bir şey Kolarov'la ilgili? Şu anda yok. Kolarov'la ilgili yani düşüncelerim var. Yani
yaşına bakıyorlar. Evet tamam. İyi de Kolarov'un 25 yaşındaki hali en az 50 milyon euro ya. Yani onu da bir söylemek zorundayım. Artık Kolarov'u herkes sol bek sol stoper düşünüyor. Ben diyorum ki Türkiye Ligi'nde sol ön oyuncusu olarak da acayip iş yapar. Ve Fenerbahçe'ye katacağı duran top gol katkısı da geçen sezonlarda çok eksik olan bir yönü Fenerbahçe'nin. Valbuena dışında bir de Hasan Ali korner kullanıyordu yani. İki hazırlık maçında iki frikik golü attı ya. Evet. Yani bu kadar basit. Evet. Gerçi Fenerbahçe'nin duran top şeyi Rıdvan Hoca tabii şimdi Emre Belözoğlu da geldi. Emre, Kruse. Çok da güzel attı. Kruse de çok iyi kullanıyor. Doğru söylüyorsun. Evet, geçen sezon arttı. Çok eksikti çok ama. Kötüydü, çok evet. Ama Kolarov hepsini iyi kullanıyor. Valla. Bir tek Emre belki bazı yok. Açılardan, cezan yayın etrafından Emre Belözoğlu onunla aşık atabilir. Yakını Emre atar. Plase. Yakını uzağa Kolarov abi uzun menzili hepsini bırakırsın ona zaten. Tabii yani. Tabii hiç tabii. Yaklaşmazsın. Peki. Şimdi... bu arada senin saçları da çok övgü var Ali. Aslan yelesi gibi diyenler var. Yok ya İyi kartal olmuş. Kartal kanadı gibi olmuş. Sağ olun teşekkür ederim. İyi olmuş diyenler var vesaire. Şimdi gelelim şeye. Dosyayı açalım. Tabii çok da süremiz yok aslında ama. Soruyorum hemen hızlı. Galatasaray tarihinin en kötü transferi halen senin için Yorfa mıdır? Ya Lutu da olabilir biliyor musun? Lutu, Rumen oyuncu. Ben Hacı'den şimdi... sonra çekilir dert dedi. Ya, olacak iş değil yani. Onunla ilgili çok kısa anlatayım. O zaman muhabirim işte Galatasaray'da Rumen futbolcuda Hagi, Popescu, Filipescu, İlie o dönemler işte Lutu alındı mı alınıyor mu böyle bir acayip bir Lutu rüzgarı oldu yani. Hatta Harun Muslu o zaman kanalda evet. O kıdemli muhabir ben daha çok yeni başlamışım gitti Romanya'ya röportajlar yaptı. Neydi İrfan Kurtoğlu yönetici o zaman Romanya ile ilişkileri iyiydi falan ona soruyor mikrofon uzattı Rıdvan'ın hızlısı dedi. Bak düşün şimdi Rıdvan Dilmen onun hızlısı. Jet yani. Böyle uzaya falan gidiyorlar falan. Hem jet hem zaten hani çok yetenekli. İnanılmaz bir şey geliyor dedi. Messi'nin daha tekniği falan hocam. Gibi yani. Evet böyle bir tanımlama. Iniesta'dan yani. Daha iyi pasör falan. Nasıl oluyor yani? İşte evet, Ronaldo'nun golcüsü falan gibi. O bayağı manası. Tamam mı? Ya öyle bir böyle bir beklenti yaratıldı. Hatta şeye ek tribün yaptıracağız dendi. Ali Samiyen'e. Lutu için. Hmm. Şimdi havaalanında geldi. Allah Allah dedik. Lutu bu mu? Ama olabilir. Hani şimdi Rıdvan'ın hızlısı falan diyorlar. Rıdvan Hoca da böyle çok çelimsiz, minyon falan öyle bir şeydi. Herhalde öyle dedik falan. İlk idman topu sektiremiyor abi. Adam hızlı bile değildi ki ya. Sonra evet sonra hani bir iki maçta oynadı. Hızlı bile değildi yani. Ontivero yani, da öyle benzer şekilde çok övülerek getirilmişti. Abi ama Lutu da beklenti tabii hani Rumenler olduğu için Hagi'ler, Popescu'lar falan ha onun gibi bir şey geliyor gibi bir beklenti. Ben geçen bence Lutu ile Yorfa yarışır yani. Geçen sen sene bu Frey ilk geldiği zaman ben hiç emin misiniz dedim ya. Çünkü İsviçre milli takımı yani İsviçreliler futbolla falan çok fazla ilgilenmiyor abi. Euro 2008'de ben de muhabirdim akşam gazetesi. Hatta Fatih Hoca'ya sordum sonra hocam ben sormuyorum gazeteden soruyor deyip sıyrılmıştım falan. O zaman... İsviçrelilerde böyle yaşlı teyzeler diyordu ki burada ne oldu bu kadar gürültü var falan efendim şampiyonu düzenleniyor İsviçre'de mi falan bu kadar alakalı yani nüfus o İsviçre'de bir oyuncu yuhlandı geçen sene Benfica Galatasaray maçlarında oynayan işte düzelmiş hali boşuna kasıldı santrafor İsviçre'nin bekman o ıslıklandı ona rağmen Frey hiç mini takımda oynayamadı Seferovic mi diyorsun? Evet ona rağmen Frey hiç oynatılmadı yerine düşün yani Seferovic dökülüyor İsviçre ilk kez oyuncu ıslıklıyor ona rağmen bir de demiyorlar mıydı Zlatan İbrahimovic gibi İzlerken Kadıköy'de bir kere şey dedim yani o Frey izlerken. Ulan inşallah Zlatan duyup buralara gelip o meşhur tekmelerinden sallamaz size. Vallahi bu Zlatan gibi diyenlere diye dedim yani. Beşiktaş'ta da gerçekten six and white. Yani Alman oyuncunun kötüsünü almak gerçekten çok büyük başarısızlık abi. Ve Alman oyuncu Daum ki Fenerbahçe'ye Alex almış. Beşiktaş'a Yonsen'i sonra Mesut Nait'e giden. Bak iyi de yani. Kuntz'u Bundesliga'nın gol kralını ikna edip Türkiye'ye getirmiş. Van Oydonk'un gelmesine büyük oynamış bir hoca. Niye six and white? Nereden neden? Çıktı yani? Neden yani geçti? Ama ya çok ya aslında bu konu bitmez. Sabahlara kadar konuşuruz ya. Abi Türkiye'de çok kötü transferler yapıldı gerçekten. O kadar transferler var ki. Ama yani dünyanın en kötü transferini yapan biz değiliz. Kim? Graham Souness, Southampton'a, Ali Dia biliyorsun değil mi? Anlatayım kısaca. Çok efsane hikayeydi. Gerçek. Souness kendi de anlatıyor. Birisi arıyor Souness'ı Southampton teknik direktörüyken. Merhaba diyor ben... İşte dünyada yılın futbolcusu George Weah diyor. Aa merhaba nasılsın George falan diyor. Hiç, ilk kez arıyor ya sesini falan bilmiyor. İyiyim Graham falan diyor ki benim yeğenim var. Bu arada George Weah Liberyalı. Aldıkları evet. Oyuncu yeğeni dedi ve Senegalli Ali Dia. Şimdi bir kere Liberyalı'nın yeğeni nasıl Senegalli oluyor? Yine coğrafyadan çakmış Souness. Tabii yani. Veya diyor ki Souness. Veya diyorsa iyidir alalım hocam falan filan diyor. Alıyorlar.
Ve o Southampton'ın en efsane oyuncusu Letizia işte. O bir maçta sakatlanıp çıkıyor. Yerine girmek zorunda kalıyor. Hiç antrenmanda da deneyemiyorlar. Ne diyor biliyor musun Letizia? Bir geyiğin buz pistinde paten yapmaya benzemesini gibiydi diyor. Top oynamaya. Ali diye sonra da diyor ki ya ben sahtekarım diyor. Aslında oturma vizesi almak için öğrenciyim ben burada diyor. Geçinemiyordum da salladık tuttu özür dilerim falan filan. Adam fenomen oluyor o şekilde. En kötü transferi Sunus yaptı tarihteki maalesef. Peki kimi şimdi... Galatasaray transferi iyidir ha. Dean Sanders falan değil mi? Mike Marsh, Barry Venison. Mike Marsh hemen gitti. Otelde olay çıkardı o yüzden bayağı. O ara İngiliz futbolcu kültürü öyleydi. Gençti de o zaman. Dean Sanders geldiğinde inanamamıştık açıkçası. Muazzam futbolcuydu. Aa ya hakikaten bu Liverpool'lu Dean Sanders mi? Ve benim ilk röportajlarımdan biri Dean Sanders'tadır. Eşimi tavlamamı sağlayan fotoğrafta Dean Sanders'ın bende Sanders'a vardı. Bak, biz de ne anılır var. Tabii ya, biz bir tane 90 artı Dean Sanders özel yapalım en iyisi. Biz onunla bir yayın yaptık. O işte Liverpool'a Türkiye'den futbolcu genç oyuncu keşfetme programında geldi. O kadar vefalı biri ki tek tek yedek oyuncuya kadar herkesi sordu. O ne yapıyor, iyi mi, sağlığı iyi mi diye. 22 tane oyuncuyu da takım arkadaşına saydı hocam sordu. Tabii böyle bir... Var mı en kötü transfer, en iyi transfer? Yok, bak yok. Fener'in en iyi transfer kapıda Alex. Şu anda hala şey muhabbeti dönüyor burada. Falcao muhabbeti dönüyor da. Monaco'ya gidiyor, biletleri paylaştılar. Ha, Monaco'ya mı gidiyormuş? Nice değil. Öyle mi? Fark etmez, çok yakın arkadaşlar. Yarım saatte gidiyor Nice'den Monaco'ya. Tabii. Gitmeyin ama, Nice'de kalın. Çok pahalı. Sakın gitmeyin abi. Tabii. Biz biz makarna yiyemedik maçtan önce. UEFA'nın sandviçlere tav olduk yani. Vallahi Nice iyi. Ara sokaklarda falan güzel lokantalar var. Nice daha güzel bir abi zaten, sahili falan. Nice'in maçı da güzel. Ama Monaco da tabii çok güzel. O Beşiktaş'ın Monaco'yu yendiği maç. Orada işte Marcel Desailly'nin bana gelip tebrik etmesi, beni başkan mı zannetti, ne zannetti, hiç benzemiyorum ama. Peki sen aslında saydın mı şimdi hepsini? Beşiktaş'a gelen en kötü yani kötü demeyelim de. En kötü transfer. Fiyasko transfer. Bir de şey işte Alves, Fenerbahçe'de oynayan başarılı stoper kardeşi. Ya evet. Alves'in kardeşi orta saha diye geldi ama ne orta ne saha ne futbolculuk adına hiçbir şey görmedi. Halen de hiç bir numara yok kendisinde. Hakikaten bayağı kötü oyuncuydu. Çok. Fenerbahçe? Mesela benim aklıma Frey girer. Frey bence de girer. Simao geliyor ya. Simao, siyahi oyuncu. 62 yaşında falan da herhalde. Hemen anlatayım gerçeği. Simao geldiği zaman ben Kadıköy'de oturuyorum falan. Hemen gittik falan nedir. Dediler ki Oğuz Çetin gibi. Ne? Tabii. Top tekniği Oğuz Çetin gibi dediler. Allah Allah. Ve antrenmanı izliyoruz falan. Ben böyle kim dedi? Oğuz abinin haberi var mı? Oğuz abi duyarsa o kadar efendi adam bile var ya size İsmail Kartal müdahalesi yapar dedi. Nereye bu bir kere ya top? Sol ayak, sağ ayak hangi? Diyor ki bu iki ayağı da iyi mi Ali Ece dedim. İki ayağı da yok abi yani. Yani var ama futbol için yok. Yok yürümek yani. İçin, koşmak için. Aynen, koş ne koşması? Koşu da doğru yok koşmak tabii yok çünkü yaşlıydı bayağı zaten. Bir de bir ara Fenerbahçe üst üste çok kötü stoperler aldı. Ben onları hiç unutmam. Çok sevgili arkadaşım okuldan Selim Ay çıldırırdı. Biz ona böyle hakaret etmek için. Benim şimdilerde Lovren'i nasıl kullanıyorum? Mesela motorla giderken tartışma oluyor. Sus Lovren diyorum adama. Arabayı kullanan adam. O da mesela Soçinski çok kötü. Tanya çok kötü. Bunları hiç unutamaz. O yaşta 77 böyle 70 ile 80 doğumlu arasındaki Fenerbahçeliler bu isimlerde tüyleri ürperir. Bana Lovren demeniz. Ben yine gülüyorum da onlar gülmüyor. Sakın demeyin yani. Bu şey ya. Bayağı kötüydü. Hep sezona Fenerbahçe Galatasaray'da da Burdiş sonuydu kötü. Müjdat oynar. Evet, bravo. Aynen o süreç. Hep öyle o süreç. Müjdat kadro dışı. Hop. Yeni stoper geldi. Süpermiş falan. Niye? Nereden? Jakubčević falan. Jakubčević. Müjdat gel oğlum. Bir tek onların içinde Wisniewski yani iyiydi. İş yapmıştı. O zaten rahmetli. İşte liberoydu. Liberoydu o. İyi bir sarkık liberoydu. Evet. Çizgiden top çıkarırdı. Hücuma katkısı vardı ama Soçinski falan berbattı hakikaten. Yani izliyorsa da kusura bakmasın Soçinski. İzlediğini zannetmiyorum. Yani evet bayağı çok çıkar dediğim gibi. Galatasaray'dan kim sence? En şey stoper Burdisso falan onlar Burdisso. Da bayağı sıkıntılıydı. Ne diyorsun? Çok var çok. Ya bir de şöyle bir hata yapılıyor tabii. Şimdi burada beklentilerle yani beklentileri yükselttiğiniz zaman onun hayal kırıklığı çok oluyor. Belki Lutu'yu hani demin anlattım ya örneğini. Öyle getirmeselerdi ya bir tane genç bir çocuk bulduk. Yetenekli gibi biz ona bir bakacağız gibi getirselerdi. Yok Rıdvan'ın hızlısı yok ek tribün yaptıracağız falan deyince belki var olan potansiyelini de ortaya çıkaramadı. Aynen yani, öyle aynen katılıyor. Maalesef bu aynen. Transferde bu çok yanlış yapılıyor. Evet, beklentiler yükseltiliyor yani. Ya bazen... isimle yükseltiliyor ya da. Çünkü o niye kamuoyunu ikna etmek için o. Bazen biz... meslektaşlarımıza da mesela izleyiciler haksızlık yaptığı oluyor. Diyor ki oyuncunun eksik yönlerini yazmışsın niye yazıyorsun? Tanıtıyoruz işte.
Bak o zaman o şeye döner. Frey Zlatan İbrahimovic'e döner. Sırf saça falan. İyi ben de Şenol Güneş o zaman saça bakarak oldu tamam. Oldum değil mi? Yani Şenol Güneş oldum ben. Öyle değil abi işte. Öyle imaj, böyle satış, seni söylediğin çok doğru. Algıcılığa oynamayalım. Gerçeği böyle paylaşmaya çalışalım. Aynen öyle. Yani beklenti yükselttiğin zaman sonra onun hayal kırıklığı da çok büyük oluyor. Kesinlikle. Mesela bak bu konuda işte Abu Bakar acayip ikna etti. Mesela beni. En başta geldi Mario Gomez'den sonra olduğu için tabii yok ya bu olur mu Mario Gomez'den sonra falan. Ama sonra şunu düşündürdü. Almeida'dan sonra gelse bu Abu Bakar'ın posterini asarsın. Öyle oyuncu yani. Gerçekten de mesela. Onların transferde adı geçiyor ya. Yani o şeyi yapmayacaksın baskı. Mesela Arjantinler de bu hatayı hep yaptı yıllarca. Yeni Maradona. Ya dur iyi işte evet. Gallardo yapma. Herkesin Maradona'yı karıştırma öyle. Abi çocuğun üzerine. Ortega'ya yaptılar. Kaç tane? Ortega, Gallardo, Riquelme, Gallardo. Messi zaten malum. Öyle bu Benfica'da oynayan, Valencia'da oynayan yine 9.5 10 numara Aymar evet bravo. Pablo Aymar. Messi tabii Maradona'yı hatırlamadığı için yaş olarak benim idolüm Aymar der. Ama bir şey söyleyeceğim. Maradona'nın damadı oldu Agüero. O bile evet. Maradona olamadı yani abi. Çok basit bir şey yani. Boş ver zaten onu yani. Daha çok buluruz. Bunu başka bir gün gene konuşalım. Bu yani, hep konuşulacak konudur. Evet, evet. Şeyi i̇yi, de söyleyeyim. Konudur. Neyi? Trabzonspor'da da bir ara çok kötü transferle evet. yaptılar. Bu Mise Mise'yi de ben unutamıyorum. Trabzonlulara selam var. Evet, çok kötü transferdi abi. Bir de Mise Mise İnter'de oynamış. İsim. Nerede oynamış? Bir de Mise Mise yani. Mis yani. Bırak unut gitsin yani. İsmi de problem. Biliyorsun gol kaçırmada da Mis diye kullanılıyor. İngiliz spiker öyle dalga dümen yapıyormuş hep. Just like his name, missed again falan böyle. İki kere yani kaçırıyor. Mise Mise iki kere. J.J. Okoç için de şey derlerdi. O kadar iyi ki iki kere J.J. falan. Yani eşi benzeri yok falan. Biri Siktorson'u yazmış Galatasaray'a ama o sakatlandı yani oynayamadı. O yüzden şimdi o zaman mesela şey Lindelöf de olur ama Lindelöf gayet iyi oyuncuydu. Çok iyi oyuncu. Ve Galatasaray dışında hiç sakatlanmamıştı mesela. Evet. Everton'da hiç ben görmemiştim sakatlanmamıştı. Onun çok ilginç kuyruk sokumundaki kemik büyümesi, çok enteresan, uzaması evet. ve düzeltemediler. Evet. Yani çok acayip bir durum hakikaten. Robin van Persie demiş bir tanesi. Yani bir izleyicimiz. Tabii hayal kırıklığı yani, yarattı. Öyle büyük oyuncu. Öyle bakarsak tabii ki. Ama hani bir de böyle. Mesela Niang çok daha iyi oynadı Fenerbahçe'de. Bir sezonda da olsa. Daha fazla katkı sağladı. Fenerbahçe'nin oyundan kesinlikle. Evet, evet. Ozan, yani şimdi yani belki kategori yapmak lazım. Büyük isim olup gelip hayal kırıklığı yaratanlar veyahut da işte hani tamamen fiyasko. Her şeyle fiyasko olanlar. Simao Beşiktaş'ta kötü oyuncu muydu? Kesinlikle değildi. Değildi ama evet. takım içindeki şey dengesiz olduğu için bir derbide attığı çok güzel gol bir de 2-3 maçta iyi oynamasıyla hatırlanıyor. Onu da mesela şey de çok zordur. Hacı'den sonra Galatasaray'a gelen 10 numara. Evet. Felipe vardı hatırlıyor musun? Felipe. Evet. Bak. Çok iyi oyuncuydu ama. Yani çünkü, ama Hacı'den sonra. İşte Alex'ten sonra mesela yıllarca işte Özer'e yapılan en büyük haksızlık oydu. Yeni Alex olacak. Yapma. Özer olsun. Yapma çocuğun. Mesela ben bir şey yaptığım zaman beni öyle çok iyi birine mesela şarkı çıkardık. Diyor ki abi Miles Davis'in gitarcısı McLaughlin gibi aman yok artık ya. Ya da Keith Emerson gibi org çalmışsın. Hayır. Aleyce yani çok iddialı üzerine baskı oluşturacak şeyler yapmamak lazım mesela. Evet daha konuşuruz. Bugünlük burada noktalayalım. Pazar akşamı yine saat tam 24'te. 00'da bir başka deyişle NTV ekranında karşınızda olacağız. 90 artıda. Premier League favorin bir cümle, bir kelime neyse. Yani abi bizim gönlümüzden yıllardır geçen takım var. Ama tabii 29 yıl oldu. İnşallah Liverpool şampiyon olur artık diyorum ama olmasa da alıştık City olur. Tamam. O zaman. Bugün de başlıyor şey. Premier evet, League başlıyor. Norwich. Pazar Liverpool. Akşamı 90 artıda Premier League özetleri de olacak. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Ve değerlendireceğiz Premier Ligi. Onu tabii. da hatırlatalım izleyicilerimize. Evet, evet, yıllar sonra bir Premier League programı yapacağız. Görüşmek üzere.